Gelişen Bölgeler Zirvesi'ne hoş geldiniz. Ben Bestu Uyanık. Yılın farklı zamanlarında düzenlediğimiz bu özel zirvede İstanbul başta olmak üzere Anadolu'da gelecek vadeden projelerin yükseldiği şehirleri, semtleri mercek altına alıyoruz. Bu yıl 9.sü düzenlenen zirvede de Büyükçekmece özelinde konuşacağız. Gün boyunca farklı yayınlarımız olacak, farklı konuklarımızla. Büyükçekmece neden bir ilgi merkezi oldu? Neler talep görüyor tüketici tarafından? Konuklarıma soracağım. Yanımda da ilk konuğum Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamit Bey, Büyükçekmece hızla gelişiyor. Önceden içeride de belirtildi. Önceden gülünüyordu biz buraya yatırım yaptığımızda. Şimdi herkesin ilgi noktası oldu. Neden Büyükçekmece tercih ediliyor? Şimdi Büyükçekmece 1990'lara kadar safi alandı. Yani yazlık alandı. Hı. İnsanların yazlık, bağ evi, av evlerinin olduğu, yazlıkların olduğu bir alandı. Yeşili bol, tatlı suyuyla denizin karıştığı bir alandı. 90'lı senelerinden sonra İstanbul'un büyümesiyle beraber 13-14 milyonlara gelmesiyle beraber bu dönemlerde özellikle de Büyükçekmece göç almaya başladı. Yani 90'lı senelerine kadar 30-35 bin olan nüfus şu an 350 bin 400 bin nüfusa çıkmaya başladı. Büyükçekmece'nin göç almasının sebebi bu bölgede Boğaz'dan sonra en güzel Boğaz olması, tabiatının, yeşilliğinin, yeşil alanlarının bol ve yatayına yapılarının çok fazla olması, villaların çok fazla olması Büyükçekmece'ye bir akımı getirdi. Havası, kuş cennetinin olması, kuşlar bilene Türkiye'yi dolaştığında gelirken de Büyükçekmece'ye uğrarlar, dönüşte de Büyükçekmece'ye uğrarlar. Aslında bir doğa açısından. O yüzden doğa zenginliği, doğanın temizliği, havasının temizliği nedeniyle Büyükçekmece göç aldı. Biz Büyükçekmece Demir Navida diye bir projemize başladık 2013 yılında. Yerliden çok yabancısı, yani Almanı, İngilizi, Fransızı ve Orta Doğu müşterisinin talebi çok oldu. Talebinin olmasının sebebini araştırdığımız zaman insanlar bizim ülkemizi bizden çok daha iyi tanıyorlar. Evet. Yani baktıklarında İstanbul'da ben Boğaz'da bir yalı alamayacağıma göre, Boğaz'da bir daire alamayacağıma göre Boğaz'daki yalıdan daha çok zevk alabileceğim doğasıyla, manzarasıyla, ormanıyla bir şeyle daire alayım diye böyle talepler oldu. Peki daha çok kimler geliyor sizce Büyükçekmece'ye? Beyaz yakalı mı? Beyaz Büyükçekmece genelde batı kesiminde oturan kesim geliyor. Beyaz yakalı, yani B'nin üstü yaşam. Genelde arabası olan, trafiği. Bir de Büyükçekmece'de oturanlara baktığınız zaman Hatımköy, Kıraç, o bölgedeki Çatalca'daki sanayicilerin hepsi Büyükçekmece'de oturuyor. Yani Beylikdüzü'nde iş yapıyor, Esenyurt'ta iş yapıyor, Avcılar'da iş yapıyor, Başakşehir'de iş yapıyor ama Büyükçekmece'de oturuyor. Genelde baktığınız zaman beyaz yakalının, patron kesiminin çok oturduğu bir ilçe. O evet. Öyle bir ilçe olduğu için de baktığın zaman adli vakaların olmadığı, huzurun olduğu, sahil şeridinin çok uzun olması nedeniyle bir yaşam cenneti olan bir ilçemizdir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, ilk yayınımıza Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'i ağırladık. Gördük ki Büyükçekmece yatay yapıda, yeşiliyle, özel doğasıyla tüketicinin ilgi odağı olmaya devam edecek. Ben Bestu Uyanık, bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.